Kızılay eski şube başkanı var Çetin Yavuz. 2016'da Güroymak Cumhuriyet Savcılığına müracaatta bulunuyor. Görevi kötüye kullanma suçundan da suç duyurusunda bulunuyor. İddiası şu: 2016 yılında Kurban Bayramı için hedeflenen kurban sayısı 52 bin hisseyken 70 bin hisse topluyor Sayın Kızılay'ın genel başkanı. Bu 70 bin hisseyi 52 bini kestiği için 18 binini ne yapıyor biliyor musunuz? Götürüyor yeryüzü doktorlarına, Diyanet Vakfı'na, Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne, Haziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na, Gift of Givers gibi dernek, vakıf ve organizasyonlara nakit olarak harcıyor. Siz de zannediyorsunuz ki ben kurban farizemi yerine getirdim. Kızılay'a kurban parasını yatırdım, bu kurban kesildi. Hayır, Ensar Vakfı'na gitti para, nakit. Yani ben LÖSEV'in topladığı kesimsiz kurban işine devamlı karşılıyorum. Ne demek kesimsiz kurban ya? Kurban bir farize. Bunun da tarifi var. Kesimsiz kurban diye bir şey olur mu? Kurbanı keseceksin arkadaş. Kan akıtacaksın. O çok kurban topladığı dönemler vardı bir zamanlar bu mecliste temsilcilerin de bulunduğu o cemaatin. Hepsine şunu soruyordum. Arkadaşlar siz kurbanları nerede kesiyorsunuz? Sadece para topluyorsunuz siz. Para toplayıp kurban kesmiyorlardı. Aynı şeyi Kızılay yapmış. 70 bin tane para toplamış, 52 bini kesmiş, 18 bin parasını da götürmüş kendi yandaş vakıflarına dağıtmış. Peki bu vatandaşın kurban farizesini yerine getirmek için verdiği paranın vebali kimin? Günah değil mi o insan? Belki kendi gelirinden, rızkından sadece farizesini yerine getirmek üzere köşeye ayırdığı bu parayı o vakfa niye veriyorsunuz arkadaş ya? O varsa vereceği zaten kendisi gidip verir. Kurban kes diye veriyor. Hayır, o parayı biz alacağız. Ne yapacağız? Kızılay'a yalı kiralayacağız. Kızılay'ın bu genel başkanı yalı kiralamış. Biliyor musunuz? Kızılay'ın yalıya ne ihtiyacı var ya? Millete çadır kuran kurumun yalıya ne ihtiyacı var? Bu rezilliğin burada araştırılması için verdiğimiz bu araştırma önergesine destek vermenizi bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.